Merhabalar arkadaşlar, yeni konumuz articles, yani tanımlayıcılar. Bu konuda an, belirsiz tanımlayıcılar ve the, belirli tanımlayıcı arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Konumuza geçmeden önce hedef kelimelerimizi inceleyelim, anlamları ve telaffuzları not edip tekrarlayalım. Room, oda, bathroom, banyo, bedroom, yatak odası, living room, oturma odası, balcony, balkon, garden, bahçe, house, ev, apartment, apartman dairesi. Şimdi konumuza geçebiliriz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi en Türkçe'de bir manasına gelmekte. Sesli harfle başlayan bir isim için en kullanıyoruz. Örneğin an apartment, yani bir apartman dairesi. Sessiz harfle başlayan bir isim için ise e kullanıyoruz. Örneğin a balcony, yani bir balkon anlamına geliyor. Gördüğümüz gibi en'i rastgele olan şeyler için kullanıyoruz. Yani en'i Türkçe'ye indefinite article, belirsiz tanımlayıcı olarak çeviriyoruz. The'nın yerine Türkçe'de kullandığımız herhangi bir yapı mevcut değil. Türkçe'yi ise belirli tanımlayıcı olarak çeviriyoruz. A book diyerek herhangi bir kitaptan bahsederken the book dediğimiz zaman herhangi bir kitaptan değil, belirli bir kitaptan bahsediyoruz. The'yı aynısından dünyada belki milyonlarca bulunan tür isimlerini özelleştirmek için kullanıyoruz da diyebiliriz. Öncelikle Türkçe'de böyle bir kullanım olmadığı için bir müddet the'nın kullanımında zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bu gayet normal. Zamanla bu kullanım iyice yerleşecektir. Şimdi farklı kullanımlar halinde the'nın kullanımlarını inceleyelim. Birinci kullanımımız, örneğin birine sahip olduğumuz bir şeyden bahsedeceğiz. Eğer karşımızdaki kişi bahsettiğimiz şeyleri bilmiyorsa öncelikle an kullanıyoruz veya herhangi bir article kullanmıyoruz. Örneğin, I have a car and a bike. Bir arabaya ve bir bisiklete sahibim. Şimdi bunlarla ilgili ekstradan bilgi vermemiz gerekirse the kullanmamız gerekiyor. Çünkü artık hangi arabadan ve hangi bisikletten bahsettiğimiz belli. The car is black and the bike is white. Araba siyah, bisiklet ise beyaz. Gördüğünüz gibi Türkçe'ye çevirirken the'nın herhangi bir karşılığı bulunmuyor. Ancak kullanımda aradaki fark gayet açık. İki veya daha fazla kişi bir şey hakkında bahsediyorsa ve bu bahsedilen şey herkes tarafından biliniyorsa yine the kullanıyoruz. Örneğin, Sally, where is the cat? Sally, kedi nerede? It isn't here, Claire. Kedi burada değil, Claire. Burada ise gördüğümüz gibi kedi kelimesinin önünde direkt olarak the kullanılmış. Buradan anlıyoruz ki Sally ve Claire rastgele bir kediden değil, belirli bir kediden bahsediyorlar. Bu iki örnekte incelediğimiz gibi İngilizce'de rastgele bir tür isminden değil de belirli bir tür isminden bahsetmemiz gerektiğinde the kullanıyoruz. The'nın İngilizce'de belirli tanımlayıcı olmak dışında kural olarak kullanılması gerektiği bir takım yerlerde mevcut. Ancak şu an için bunları bilmemize gerek yok. Bunları burada listelemeyeceğiz, bunları zamanla öğreneceksiniz. Şimdi bir parçayı okuyup dinleyerek belirli tanımlayıcılar ve belirsiz tanımlayıcı arasındaki farklılıkları inceleyelim. There are two rooms in my apartment. There is a living room and a bedroom. The living room is large, but the bedroom is small. There is a television and a computer in the living room. The television is black and the computer is gray. Also, there is a nice balcony in the apartment. There are four chairs in the balcony. The chairs are old, but they are nice. Şimdi siz önce yazarak sonra da konuşarak evinizdeki odalardan ve içlerinde bulunanlardan ve bunların özelliklerinden bahsedin. Writing ve speaking egzersizlerini yaparken a and the arasındaki kullanım farklılıklarına dikkat edin. İyi çalışmalar, başarılar.